hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canım arkadaşlarım. Bugün sizlerle histerik kişilik bozukluğundan bahsedeceğiz. Histerik Latince bir kökenden gelen bir sözcük ve Latince kökenindeki anlamı rol yapma, aktör, aktris gibi manalara geliyor ve histerik kişilik bozukluğuna sahip kişilerin de temelde rol yaparak ilgi toplama, ilgi çekme, rol çalma, abartılı hareketler gösterdikleri bilinir. Bu videonun başlığın bağımlı anne ve narsist baba söz konusuysa, onlardan gelen çocuğun da onların çocuklarının da histerik olabilme olasılıklarının yüzdesi biraz daha fazla. Bundan bahsedeceğiz bugün. Hem histerik kişilik bozukluğuna değineceğiz, hem de neden bağımlı anne ve narsist babaların çocuklarında bunu görüyoruz. Bundan bahsedeceğiz. Şimdi histerik insanların en önemli zaafı ilgi odağı olma, ilgi toplama. Bu da yine geçmişte bağımlı anneden yeteri kadar ilgi alamamasıyla alakalı bir durum. Şimdi öncelikle bakım veren anne olduğu için genelde bizim toplumumuzda ve dünyada anneden yeteri bakımı alamayan ve bağımlı anneden neden yeteri bakım ve ilgiyi alamıyor çocuk? Çünkü bağımlı anne hayatın merkezine karşısındaki narsist eşi yerleştiriyor. Narsist eş hayatın merkezinde sürekli ona yaranma, sürekli ona iyi gelme, sürekli onunla görüşmeye çalışma, sürekli ona... Yani onunla mücadele halinde olduğu için işte o ilişkiyi düzeltme çabası vesaire, merkezde narsist erkek var. Ve bu durumda hayatın merkezinde eşi olduğu için çocuklarına, kendisine, diğer sevdiklerine zaman ayıramıyor, bir vakit ayıramıyor. Çünkü ilgi odağı değil. İlgi odak her zaman narsist eş bağımlı işte. Bu durumda çocuğa yeteri kadar ilgi gösteremediğinde çocuk anneden alamadığı ilgiyi babadan telafi etmeye çalışıyor. Ama baba da narsist. Narsist bir baba empatiden yoksun ve çocukla çok da ilgili bir durumda değil. Merkez noktasında kendisi var. Ve çocuğu bir uzuv gibi gördüğü için onun işine yaradığı takdirde çocukla ilgilenecektir. Ki bu da çok yüzeysel bir ilgi olacaktır. Yani dolayısıyla çocuk babadan da istediğini bulamıyor. Anneden istediğini bulamadı, babaya yöneldi. Babadan da istediğini bulamadığında bu sefer histerik kişilik bozukluğu oluşturabilme eğilimi çok fazla. Her bağımlı anne ve narsist babanın çocuğu histerik olacak diyemeyiz. Ama histerik kişilik bozukluğuna sahip kişilerin geçmişlerine bakıldığında genel olarak böyle bir geçmiş görülmekte. Şimdi histerik kişilik bozukluğu nedir? Bunu anlamaya çalışalım öncelikle. Histerik kişilik bozukluğuna sahip kişiler genel olarak çok fazla ilgi odağı olmak isterler. Yani kişilik bozukluğunun temelinde ilgi eksikliği yatar. Bu yüzden ilgi odağı olabilmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Çok abartılı kahkahalar, çok abartılı ağlamalar, işte rol çalmalar, çok hani ağlanmaması gereken bir noktada çok abartılı bir şekilde ağlamak mesela. Ya da işte mesela örnek veriyorum, bir cenaze törenine gitti, çok da uzaktan bir akrabası. Çok fazla abartılı ağlar mesela. Orada yakın akrabaları bile onun kadar ağlamaz. Bildiğiniz bir deyim yerindeyse rol çalar ve ilgi odağı olmaya çalışır. Bu tarz hani çok değişik, gereksiz davranışlarda bulunur ilgi odağı olabilmek için. Değişkenlik gösteren davranışları vardır. Yani mesela bir konuya sinirlendiğinde farklı bir durumda aynı konu gerçekleştiğinde o konuya sinirlenmeyebilir. Hatta olumlu tepki bile verebilir. Yine karşısındaki kişiye bağlıdır tepki vermesi. Karşısındaki kişiye nasıl tepki verirse karşısındakinin ilgisini çeker. Bunu ölçerek tartarak davranır. İstikrarsız bir duygu durumu vardır. Abartılı kıyafetler, yoğun makyaj, çok fazla aşırı takı, yani aşırı işte burada bütün 10 parmağında yüzük ya da işte ne bileyim 20 tane 30 tane künye, işte çok fazla 15 tane 20 tane bu kolda bilezik, o kolda bilezik, aşırı abartılı takı takma gibi bir durumu söz konusudur. Yine dış görünüşüyle ilgi odağı olmaktır bunun altında yatan sebepte. Karşı tarafı konuşmalarıyla etkilemeye çalışır, flörtöz konuşur. Flörtöz konuşmasının altında yatan sebep flört etmek değildir aslında. Karşı tarafı etkilemeye çalışmak, onun ilgisini kendi üzerine çekmeye çalışmaktır. Yani çok fazla flörtöz konuşur, kahkahalar atar, şuh kahkahalar. Ya da erkekse çok fazla karşısındakine iltifatlarda bulunur. Ama amaç flört etmek değildir aslında. Ama
karşı taraf onun bu flörtöz davranışlarına karşı ona açılabilir, işte teklifte bulunabilir. Histerik kişi bu teklifi duyduğunda çok şaşırır. Aa, sen beni yanlış anladın, kesinlikle benim öyle bir niyetim yoktu. Nereden çıkardın bunu şeklinde tepkiler verebilir. Gerçekten de öyle bir amacı yoktur. Sadece amacı karşısındakini etkilemek ve ilgisini çekmektir. Yüzeyseldirler, derin konuşamazsınız onlarla. Yüzeyseldirler çünkü konuşma sırasında konuşmaya odaklanmazlar. Nasıl konuşursam ilgiyi çekebilirime odaklandıkları için konuşmalar, onlarla diyaloglar çok yüzeyseldir. Romantik ilişkilerinde çok fazla sıkı fıkı bir ilişki beklerler. Çok yoğun ilgi beklerler ve hiçbir şekilde ilgiye tatmin olmazlar. Yani karşı taraf nasıl davranırsa davransın, o ilgiye tatmin olmayacaktır histerik kişi. Ve ilgiye tatmin olmadığı için farklı partnerlerde ilgi ihtiyacını giderme gibi bir şey söz konusu olabilir. Yani aldatma histerik kişilerde görülmektedir. Fizyolojik rahatsızlıkları olmasa da ama sanki fizyolojik rahatsızlıkları varmış gibi işte ayılmalar, bayılmalar, işte başım çok ağrıyor, midem çok ağrıyor vesaire gibi sanki fizyolojik rahatsızlıkları varmış gibi bu hastalıkla yine ilgiyi kendi üzerlerine çekmeye çalışırlar. Histerik kişilerde depresyon görülmesi olasılığı diğer kişilere göre daha fazladır. Histerik kişilik bozukluğu kadınlarda daha fazla görülmekte gibi bir yanılgı vardır. Aslında kadınlarda da erkeklerde de görülme oranı eşittir. Yalnız kişilik bozukluğunu yansıtma farklılıkları vardır kadınlarla erkekler arasında. Kadınlar kendilerini ilgi odağı, işte ilgi nesnesi olarak görmek isterler. O yüzden çok aşırı abartılı makyajlar, abartılı tırnaklar, abartılı takmalar vesaire, şuh kahkahalar görebiliriz. Erkeklerde ise şöyle bir durum söz konusudur. Karşı tarafa İltifat etme, karşı tarafı aşırı onurlandırma, karşı tarafı aşırı övgü sunmayla beraber yine işte çok iyi hissettirerek ilgi odağı olma gibi bir durumları söz konusudur erkeklerin de. Histerik kişilik bozukluğu bu şekilde. Eğer böyle bir patolojinizin olduğunu düşünüyorsanız ya da yakınlarınızda böyle bir patoloji olduğunu düşünüyorsanız mutlaka ve mutlaka klinik psikolog veya psikiyatristten bu konuyla ilgili destek almanızı öneririm, tavsiye ederim. Aynı şekilde bağımlı anne ve narsist bir babanın varlığından şüpheleniyorsanız da mutlaka ve mutlaka çocuklarınızda bir problem olduğunu sezinlediğinizde konuyla alakalı mutlaka yine bir çocuk psikiyatristinden destek almanızı öneriyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir. Eğer faydalı olduğumu düşünüyorsanız mutlaka yorum kısmında belirtin ve daha fazla insana ulaşmamı sağlayın. Videomu beğendiyseniz de aynı şekilde beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız hakeza mutlu olurum. Aynı şekilde alttaki o çan işaretine tıklarsanız bir sonraki videomdan haberdar olabilirsiniz. Sizleri seviyorum arkadaşlarım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.